Tavşan Kaç Tazı Tut sergisi son 3 yılda ürettiğim işlerden oluşan bir sergi. Burada karşılaşmalar, oluşumlar, insanların yan yana gelişleriyle ilgili durumları değerlendiriyorum. Tekrardan sorguluyorum. Aslında benim için bu figürler 20 sene önce ya da 15 sene önce yaptığım figürlere tekrar geri dönüş figürleri. Fakat onları tekrardan ele alarak yeni bir formatla mekansız ortaya koymaya çalışıyorum. Şimdi sizlere bu sergi için Olcay Özmen'in yazdığı metinden kısa bir paragraf okuyacağım. Çünkü benim için şimdiye kadar benim işlerimi anlatan en şairane kelimeler. Oyunlara alınmayan ve kenarda bile isteye bekletilen çocuklar vardır. Yanındaki ağaca yıllar önce küsen ve aradan uzun zaman geçtiği için neden küstüğünü unutan bir başka ağaç vardır. O ağaçlardan düşen kuru yaprakları içinde toplayan ve bunu bir alışkanlıkla yapan bir rüzgar. Ses tellerini üşüttüğü için şarkı söyleyemeyen bir yeniçeri. Askerlerine emir vermekten utanan bir komutan. Çekmeceyi kapatırken parmaklarını sıkıştıran bir mürekkep balığı. Kara sevdaya düşen bir böğürtlen. Dört başı mamur bir ada. Ankara'ya bağlanmak isteyen hüzünlü ve bir o kadar da umutsuz bir göl. Tek başına kalmaktan artık korkan bir deniz feneri. Yıllar boyunca meşhur olmaya çalışıp beceremeyince intihara sürüklenen bir nahiye. Düşse de kalkmayı öğrenen bir şilep. Sürekli el üstünde tutulmaya alışmış kraliçe arı, o büyük dağların zirvelerini her zaman göstermek istemeyen bulutlar, o bulutlar yüzünden nazlı göründüğünü zannettiğimiz dağlar, o dağların gizli geçitlerinde saklanmaya çalışan eşkıyalar, o eşkıyaları gitmeye sürükleyen nedenler, öfkelerine yenik düşen ama hep yenik erkekler, yanında filintası olmadan yürüyemeyen kabadayılar, gülerken ağzını bir refleksle kapatanlar, sırtında yapışkan bir telaşla büyüyenler, inan sana değil kastım, cahille muhabbeti kestim deyiveren, bunu dedikten sonra da bir güneş tutmasına bizi şahit bırakan Veyseller, rivayete göre o sırada piyano çalanlar, halt eden kuşlar, muammaları boynunda bir kolye gibi taşıyan yenilmişler, yürek burkan bir derinliği olanlar. Olcay'ın bu yazdıkları şairane sözcükler, evet, ne kadar şeyin yan yana gelebileceğini, ne kadar durumdan faydalanabileceğimizi anlatan bir şey. Yani bir zamana yolculuk gibi aslında aynı zamanda bu kelimeler beni öyle göstermiş ve ben de aynı şekilde resimlerimi yaparken aslında bir zaman içerisinde oluşan birçok şeyi yan yana getirmeye çalışıyorum. Ve onları bir kurguda, bir sahnede birleştirmeye çalışıyorum. Bu sahne benim sahnem ama bu sahne bittikten sonra artık sizin sahneniz. Bu kurguların devamını siz yapıyorsunuz benden sonra. Teşekkürler. Ferda Art platformu çok kısa süre içerisinde Suadiye'den Teşvikiye'ye taşıyoruz. Taşıdık hatta. Teşvikiye'de bu kadar merkezi konumda bu şartlara sahip sergileme imkanları açısından bir yere sahip olmak çok büyük bir avantaj bizim için. Hani bu fırsatı böyle çok hızlı bir şekilde değerlendirmeye karar verip geldik. Ve ilk sergimizin de Horasan'la olması benim için ayrı bir şans ve hani güzellik oldu. Çünkü Horasan'ın hem eserlerinin güçlülüğü ve eserleri burayı çok hani güzel ifade ediyor mekanı kullanmak adına. Hem de hani Horasan gibi bir sanatçıyla işbirliği yapıyor olmak da çok güzel. Bundan sonrasında Teşvikiye'deki yeni mekanımıza herkesi bekliyoruz, tüm izleyicileri ve sanatseverleri. Her platform olarak burada biz bir sanat platformu oluşturmak istiyoruz ve hani bir buluşma alanı sanatçılar için, izleyiciler için, sanatseverler için, herkese, her türlü projeye kapımız açık. Bir de şöyle bir projemiz olacak.
Genç odamız olacak. Genç odada her ay ana mekandaki serginin yanında 3 haftalık süreçlerle genç sanatçılarımızın işlerini gösterme imkanı sunacağız. Bu da bizim için ayrıca güzel bir proje oldu. İlk sergimizde Meltem Sarıkaya'yı olacak. 19 Aralık'ta açılıyor. Bunu da ayrıca takip edip herkesi buraya bekliyoruz.